arkadaşlar, değerli basın mensupları. Türkiye'de iki yüksek yargı organı arasında çıkan ve bir yargı krizi boyutunu aşıp bir devlet krizine dönüşen olay bugün itibariyle 9. gününü doldurmuş bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu 9 Kasım tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyerek adalet nöbeti tutmaya 24 saat esası itibariyle devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olayı görmezden gelmeye, bu olayı duymamaya ve görmemeye yönelik faaliyetini de sürdürüyor. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konuda bir danışma kurulu yapamaması, gerekse iktidar bloğunun olumsuz tutumu nedeniyle bu konuda bir gündem dahi oluşturulamaması, uluslararası sözleşmeler konuşulurken bu konunun gündeme getirilmesi, kendi gündemine hakimdir diye nutuklar attığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi adına maalesef kara günleri bize haber veriyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na benim kararımı nasıl okutmazsın diyerek ayar vermeye çalıştığı günlerdeyiz. Bu süreci aşmak zorundayız. Mecliste ve Cumhurbaşkanlığı söylemlerine bakılırsa krizi fırsata çevirmek çabasıyla bir anayasa değişikliğinin peşine düştüler. Oysa dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı görüşmede yerel seçimler öncesi anayasa değişikliği yapabilmek için bir takvimin olamayacağı karşılıklı teyit edildi. Arkadaşlar, bugün Kasım'ın 17'si ve 1 Ocak tarihi itibarıyla, yani 1,5 ay bile kalmadı, YSK'nın resmi takvimi başlayacak. Dolayısıyla bu krizi anayasa değişikliğiyle çözmeye çalışırız demenin bu meseleyi çözümsüzlüğe sevk etmek olduğu açık. Oradaki amaçlarını biliyoruz ama buna girmeyeceğiz. Peki ne yapılması gerekiyor? Buraya Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi gerekiyor. Geçmişte böyle olmuştur. Bir devlet krizi çıkarsa Cumhurbaşkanı muhalefet partisi liderlerini toplar ve bu meseleye vaziyet eder. Ancak bu tarafsız Cumhurbaşkanı'nın yapabileceği şeylerdir. 2017'den bu yana AKP Genel Başkanı sıfatıyla tarafsızlığını yitirmiş bir Cumhurbaşkanı'nın krize dahi müdahale etme gücünün olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan sayın basın mensupları, anayasa tartışmaları aslında Türkiye'de yaşanan derin iktisadi krizi de gölgelemeye devam ediyor. Gıda enflasyonunda dünya birincisi, işsizlik ve yoksulluğun bileşiminden oluşan sefalet endeksinde dünyada ilk 5'e girmiş bir memleketten bahsediyoruz ve maalesef bu durum konuşulamıyor dahi. 10 Kasım 2023 tarihi itibarıyla emeklilere yönelik ayrımcı uygulamayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Her gün emekli yurttaşlarımız bize ulaşıyor ve bu adaletsizliği dile getirin diyorlar. 16 milyondan fazla emeklinin yarısı 7500 TL ile karnını doyurmaya çalışıyor ve siz bunlara vereceğiniz 100. yıl dolayısıyla vereceğiniz ikramiyeyi 5000 TL'yi çalışan, dolayısıyla geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilerden de onlara çok görüyorsunuz, emeklileri buradan mahrum ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. CHP her zamanki gibi emeklinin, çalışanın, emekçinin yanında olmuş ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştır. Anayasa Mahkemesi'nden ivedilikle bir düzenleme bekliyoruz. Bu adaletsizlik ortadan kalksın ve tüm emeklilere 5000 TL ödensin. Buna bütçemiz yok diyenlerin o bütçeyi nerelere harcadığını bu millet çok iyi bilmektedir. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, İsrail'in Gazze saldırıları 40 günü aşmış durumda. Bir insanlık dramı yaşanıyor ve AKP'nin bu alanda yapabildiği tek şey 28 Ekim'de İstanbul'da yaptığı mitingden ibarettir. Yani mitingin üzerinden 20 gün geçti. İktidar partisi miting yaparak İsrail'in Gazze saldırılarını kınıyor ve onun dışında hiçbir şey yapamıyor. Söyleyebilirler, şununla telefonla konuştuk,
Bununla toplantı yaptık. Sonuç ne? Türkiye'nin hakemliğini, Türkiye'nin alandaki gücünü teyit edebilecek bir durum maalesef ortada kalmamıştır. Türkiye'nin dış politikasında izlenen zikzaklar dün Dışişleri Komisyonu'nda da teyit edilmiş durumda arkadaşlar. Biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'nin ve MHP'nin toplam oyu İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için yeterli durumda. Ne yaptılar Dışişleri Komisyonu'nda? Bu kararın ertelenmesine karar verdiler. Neyin ertelenmesini istiyorsunuz? Ya reddedersiniz ya kabul edersiniz. AKP ve MHP bu konuda konuşmamışlar mı? AKP ve MHP'nin bu konuda bir uzlaşısı yok mu? Yani iktidar bloğunun kendi içinde böylesine makro konularda bile bir hemfikirlikte olamaması Türkiye'nin nasıl savrulduğunun bir başka göstergesidir. Nihayetinde yargı bağımsızlığı diye geçemeyeceğimiz bir başka konu var. Bu da Hrant Dink cinayetinin katili, sorumlusu Ogün Samast'ın koşullu salıverilme meselesidir. 2007 tarihi Türkiye için karanlık bir tarihtir. Raip Santoro cinayeti, Malatya Zirve Yayınevi cinayeti ve Danıştay hakimi Sayın Mustafa Yücel Özbilgin'in katledilmesi hep 2007'nin Haziran'ında başlayacak Ergenekon kumpasının habercileri niteliğindedir. O gün Samast'a 17 yaşındayken bu cinayet işlettirilmiştir. Asıl önemli olan o gün Samast'ın arkasındaki derin devlet ilişkilerini ortaya çıkarmaktır. Oysa görülüyor ki infaz yasasından bu derin devletin soruşturulmasına kadar birçok alanda büyük bir acziyet var. Bize söylüyorlar yurttaşlarımız, o halde infaz yasasını düzenleyin. Buradan yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Türkiye'de AKP iktidarında muhalefetin hazırladığı herhangi bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi söz konusu olmamıştır. En haklı tekliflerimizi bile reddederler, gündem önerilerimizi reddederler ve yalnızca kendi iktidar çoğunluğuna dayalı bir tahakkümü mecliste gerçekleştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla infaz yasasındaki çarpıklıklar da dahil olmak üzere tümü yalnızca iktidar bloğunun eseridir. Biz iktidar olarak, biz muhalefet olarak, ana muhalefet olarak bu konuda her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Nihayetinde gazeteci arkadaşımız, sevgili dostum, dün Barış Pehlivan hakkında verilen mahkeme kararının bir an evvel uygulanmasını ve yalnızca Barış Pehlivan değil, tüm tutuklu gazetecilerin tahliyesinin sağlanmasını her zamanki gibi acil bir talep olarak kamuoyunun önüne koyuyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa alalım. Buyurunuz. Evet. Şimdi bu gereği nedir açıkçası? Hani biraz üstünde durdunuz ama Yargıtay'ın işte karar mecliste okutulursa ki okutulmayacağı yönünde bir izlenim edindim demişti Sayın Özgür Özel. Evet. Okutulmazsa da okutulsa da şu anda yani bildiğimiz kadarıyla bu süreç böyle devam edecek. Çağatay'da meclise gelemeyecek. Tutuklu olarak cezaevinde kalacak. Bu gereği nedir? Ne yapılması lazım? Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz yasama organı. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değiştirebilir, yapar ya da kanun yapar. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası açık. Dolayısıyla anayasa hükmünü uygulamayan bir devlet yapısından söz ediyoruz. Burada yasama faaliyetine, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen ne var? Türkiye Büyük Millet Meclisi karar mı alacak? Ey Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygula diye. Oysa olsa olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bir siyasi karar alır. Bu siyasi karar da nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta AKP, MHP olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Deva ve hatta grubu bulunmayan partilerin milletvekilleri ortak bir bildiriye imza atarlar. Ortaya çıkan yargı krizinde
Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması konusunda bir tereddütün olamayacağını, herhangi bir yargı merciğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yol gösteremeyeceğini, ayar veremeyeceğini birlikte ifade ederler ve bu siyasi kararın elbette devlet mekanizmasında bir yansıması olur. Ama ben bunun dışında ortaya çıkan krizle ilgili bir yasal düzenlemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şunu söyleyenler var, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir diye bir kanun çıkartalım. Ya anayasada yazıyor zaten, ne kanunu çıkartacaksın? Dolayısıyla konu yasama faaliyeti değil ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vücut bulan millet iradesinin ortak bir bildiriyle, meseleye vaziyet etmesiyle ben sorunun aşılabileceğini düşünüyorum. Tabii bunu söylerken de AKP ve MHP blokunun meclis içinde iradelerine sahip olup olmadıklarını, yoksa yürütmenin tahakkümü altında olup olmadıklarını hep beraber göreceğiz. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi bir gün diliyorum hepinize. Sağ olun.